Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zili de açarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ama çok gösterişli, güzel, çıtı pıtı bir modelin yapılışını anlatmak istiyorum. Sıra oyası modeli. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ama yapılışı gerçekten oldukça basit ve çok güzel duran bir model. Ben çok severek yapıyorum. Öncelikle alt zeminimizi yapalım arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum ilk önce. Yapmış olduğum zürafayı da geriye dönüyorum. Ve bu zürafanın içine 5 tane pırpır yapıyorum. Orta boyda pırpırlar yapıyorum. Çok büyük olmasın arkadaşlar. Üç tane pırpırımı yaptım. Dört. Ve beşinci pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi bu pırpırlarımı toplayıp bu çekirdek görünümünü elde edeceğiz. Bunun için tüm pırpırlarımın ortasından batarak bu şekilde bütün pırpırlarımı iğneme topluyorum. Burada iğnemde 5 tane pırpırım var. Daha sonra alttaki tek kat ipimin iğnemin üzerine aldım ve buradaki iğnemin arkasında kalan ipimi de dolayarak buraya bir düğüm atıyorum ve gördüğünüz gibi burada bir çekirdek görünümü elde ettik arkadaşlar ve devamında yazmamı kıvırdım ve yaklaşık İki zürafa boyu mesafe bırakarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ne çok dar olacak, kasmayacak modelimizin, ne de çok bol olacak. Yine bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafayı da geriye dönüyorum. Ve bu zürafanın içine 5 tane pırpır yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dört. Ve beşinci pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Bu yaptığım pırpırları şimdi tek tek iğneme alıyorum. Bakın arkadaşlar. Hepsini tek tek iğneme aldım. 5 tane pırpırım var.
Ve hemen buraya bir düğüm atıyorum ve hepsini topluyorum. Yine yazmamı kıvırdım ve yaklaşık 2 zürafa boyu mesafe bırakarak aşağıya iniyorum. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Bir tane zürafa yaptım. Yaptığım zürafa da geriye dönüyorum. Ve içerisine 5 tane pırpır yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yaptım. Ve beşinci pırpırımı yapıyorum. Daha sonra tüm pırpırlarıma batarak iğneme topluyorum pırpırlarımı. Beş tane pırpırım da iğnemde arkadaşlar. Hemen bir tane düğüm atıyorum. Yazmamı kıvırıp 2 zürafa boyu boşluk bırakıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Modelimizin alt zemini bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerine geçelim. Modelimin üst kısmı için renkli ipimi aldım arkadaşlar. Oyamı ters çeviriyorum. Ve burada aşağıya indiğim ipe sabitliyorum. İpimi sabitledim burada. Yıkıştırayım. İpi oyanın ters tarafından sabitlememin amacı arkadaşlar, burada kalan kısa ipimiz modelimizin altında kalacak ve ipimizi gizlemiş olacağız. İki tarafta da kesik olmayacak modelimizin. Şimdi buradaki ipin içerisine iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. İki tane pırpırımı yaptım. Daha sonra bu son yaptığım pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Ve hemen bu pırpırın içine minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım ve aşağıya iniyorum. Daha sonra buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Ve modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki fazlalık ipleri kesiyorum. Hemen bir renk daha göstereyim arkadaşlar. Diğer rengimi aldım. Yine oyamın tersinden bu indiğim ipe sabitledim. Oyamı düzüne çevirdim. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. İki tane pırpırımı yaptım. Son yaptığım pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Ve buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Ve buraya hemen bir pırpır daha yapıyorum.
şekilde arkadaşlar. Hemen fazlalık iplerimi kesiyorum. Ben diğer rengimi de tamamlayayım arkadaşlar. Sizlere öyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.